Kadro Mühendisliği'nden herkese merhabalar. Yaz döneminde hatırlıyorsanız bol bol yapıyorduk ve sizler de sağ olun çok ilgi gösteriyordunuz. Ara transfer döneminde de yapmak istedim çünkü birçok şey değişti aslında. Şimdi Galatasaray'ı yapacağız. Ee, bir aksilik olmazsa Cuma günü Fenerbahçe ve sonra... Beşiktaş'ta transferler yaparsa önümüzdeki hafta bir son olarak Beşiktaş'a da bakmak istiyoruz. Yine 3 takımımıza birer bölüm kadro mühendisliği yapmak istiyoruz. Tabi Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam ediyor ve UEFA listelerini de bildirdiler. Hem UEFA listeleri üzerinden konuşalım hem de TFF'de 12 yabancıya düşüleceğini açıkladı. Yani bu demek oluyor ki takımlarımız yabancı sayısını azaltmak zorunda. Hem de ayrılması muhtemel ayrılması gereken oyuncuları da e, konuşacağız. Tüm bunları değerlendireceğiz. O zaman Galatasaray kadrosuyla bir başlayalım. Şimdi Galatasaray'da e, 23 oyunculuk bir havuz var. Bunlardan 21 tanesi UEFA listesine yazılabilecek. On, önce onları bir size bir göstereyim. Şimdi şunu anlatayım öncelikle. UEFA'ya neden Galatasaray 23 oyuncusunun tamamını bildiremiyor da 21 oyuncu bildiriyor veya işte 25 oyuncu niye değil de 21? UEFA'nın bir sınırı var. UEFA'nın da bir yabancı sınırı var aslında ve aslında biraz geniş bir sınır bu. 17 tane yabancı bildirebilirsin diyor UEFA. Fakat UEFA'nın yerli anlayışıyla bizim TFF'nin yerli anlayışı birbiriyle uyumlu değil. UEFA Kaan Ayhan gibi, Kerem Demirbay gibi, işte Berkan Kutlu gibi İsviçre'nin, Almanya'nın yetiştirdiği futbolcuyu Türk olsa bile Türk saymıyor. Çünkü Türk malı değil diyor. Türkiye'de yetişmemiş diyor. UEFA'nın istediği yerli oyuncu Türkiye'de yetişmiş. Kendi topraklarında yetişmiş oyuncuya yerli diyor. O yüzden sen onun e, uyruğudur, şeyidir, aslında Türktür, adı böyledir vesaire diye UEFA'yı mamalayamıyorsun TFF'de yaptığın gibi. Onların yaptığı doğru. Çünkü onlar oyuncuyu yetiştirmeye bakıyor. Senin altyapılarında, senin ülkendeki altyapılarda bu oyuncu yetişmiş mi, yetişmemiş mi? Adının Berkan, Ahmet, Hasan olduğuna bakmıyor. Sen yetiştirdin mi, yetiştirmedin mi ona bakıyor doğru olarak. Ve o yüzden UEFA'ya göre Türk olan, yerli olan sadece 4 oyuncusu var Galatasaray'ın. Fenerbahçe falan da diğer takımlarımız da buralarda sıkıntı yaşıyor. Çünkü sadece gurbetçiden sağlıyorlar yerli oyuncu şeyini. Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş. Eğer Galatasaray Rıdvan Yılmaz'ı almış olmayı başarabilseydi, Rıdvan da Beşiktaş altyapısı yani Türkiye altyapısında yetiştiği için Rıdvan'ı dördüncü olarak yazıp Kazımcan'ı çok büyük ihtimalle kiralık gönderecekti. Fakat Levent Mercan da mesela... UEFA'ya göre Türk değil. Yani Levent Mercan'ı da alsa bu listeye ekleyemiyor. UEFA listesine ekleyemiyordu. Kazımcan'ı da bu yüzden Rıdvan'ı alamadığı için bu yüzden göndermiyor tahminimce Galatasaray. 21 oyunculuk bir liste UEFA'ya ekleyebilsin diye. Çünkü ne olur ne olmaz biliyorsunuz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeyken son döneminde bir 8-10 tane bir sakatlık verdi ardarda. Şampiyonlar Ligi maçlarına altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı. O yüzden Kazımcan'ı bir ihtimal düşük de olsa bir ihtimal için bir sakatlık vesaire sıkıntı olur diye göndermeyecekler Rıdvan'ı alamadıkları için diye tahmin ediyorum. Ve 21 kişilik UEFA kadrosunun dışında kalan da yine iki tane TFF tarafından Türk sayılan ama UEFA tarafından yabancı olan Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın yine e, bu kadroya giremeyecek. 21 kişilik UEFA listesinde olamayacak Galatasaray'ın iki oyuncusu. Tabi 3 oyuncu değiştirebiliyor Ocak ayında kulüpler. Galatasaray'da bakan bu gitti. Carlos Vinicius eklendi UEFA listesine. Saşa ee, Sasha Boy gitti. Sergio Oire eklendi UEFA listesine. Üçüncü olarak da biliyorsunuz Angelinho ayrıldı ve Berkan listede değildi kiralık olarak döndü. Berkan da o listeye eklenmiş oldu. Şimdi e, 17 yabancısını da Galatasaray'ın göstermiş olalım. E, bu oyuncular da işte Günay vesaire gibi aslında yerli gözüyle baktığımız ama UEFA'ya göre yabancı oyuncu. Bu 17 oyuncuya Az önce yukarıda gösterdim. Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan eklenecek ve böyle bir 21 kişilik UEFA Avrupa Ligi listesi olacak. Bu 21 oyuncu oynayabilecek. Tabii ki hani altyapıdan oyuncu oynatabiliyorsunuz. Ali Turap vesaire. Onlar B listesinden zaten giriyor. Bunlar A takım oyuncuları olduğu için böyle e, göstermek istedim. Şimdi sezonun ikinci yarısında nasıl bir Galatasaray göreceğiz biraz bunlar üzerinden gidelim ve oyuncuları biraz e, eklemiş olalım. Günay'ı Muslera'nın arkasına yedek Carlos Vinicius'u Icardi'nin yedeği olarak düşünelim. Hoca zaten şey yapıyor artık. Bazı pozisyonlarda yığılma var. Örneğin Kerem Demirbay'ın olduğu 8 numarada o kadar yığılma vardı. 4 oyuncu, 5 oyuncu vardı orada. Hoca artık Berkan sen sol bek ol, sol bekte adamımız yok gibi böyle serpiştirdi sağa sola. Mesela Halil Dervişoğlu 3. santrifordu. Çok santrifor oynayamıyor. Mertens'in yedeği yok. Halil de Mertens'in yedeği oldu mesela. Ee, aynı pozisyonda yığılma olan oyuncular farklı pozisyonlarda oynayarak biraz yedeklik yapabilmiş oldular. Mesela sağ bekin yedeği yok. Kaan Ayhan sağ bek yedeği olarak e, diyelim. Berkan'ı Barış Alper'in alternatifi oldu. Sol bek yedeği oldu. Bu arada bir ay öncesinde Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında sol bekleri Barış birinci, ikinci de Berkan olacak dese kimse ya olacak iş mi gözüyle bakardı ama son bir aydaki buradaki performanslar iyi oyunlar Galatasaray'ın ikinci yarıda böyle bir planına götürdü. Kazımcan da üçüncü alternatif olarak sol bekte böyle olacak. Barış'ın birçok pozisyonda oynayabilmesi var tabi. Barış'ın sezonun ikinci yarısında sağ açık, sağ bek ve sol bek olarak oynayacağını, bu üç pozisyonda ağırlıklı olarak oynayacağını düşünüyorum. Ama o, e, birinci pozisyonu sol bek gibi gözüküyor. E, tabi Nelson hem Davinson hem Abdülkerim'e sağlam bir alternatif. Eyüp'ü Torreira'nın alternatifi olarak görelim ama UEFA listesinde yok. Sergio Oliveira UEFA listesinde devam ediyor. Şimdi 3 değişiklik hakkı var dedim e, takımların. Eğer 4 olsaydı bir ihtimal sakat olduğu için Oliveira yerine Halili de ekleyebilirlerdi. Orada bir değişiklik de yapabilirlerdi. Ama 3 değişiklik zaten gidenlerin yerine Carlos Vinicius, Oria ve Berkan eklendiği için tamamlanmış oldu. Yine Halil yok. Sergio Oliveira sakatlığı düzeldikten sonra UEFA'da diğer turlarda oynayabilir. Galatasaray'ın yabancı kuralına da uyduğu için Oliveira döndükten sonra direkt kadroya girebilir. Yani orada sözleşme dondurma vesaireye gerek kalmadı. Endombele yine buraya alternatif olarak. Tete'yi Ziyeh'in alternatifi Kerem Aktürkoğlu Zaha. Kerem bazen sağda oynayacak gibi gözüküyor. Bunu da bu şekilde bir 23 kişilik kadro Galatasaray'da yazalım. Benim şöyle bir düşüncem var. Bu kadroya baktığım zaman problem olabileceğini düşündüğüm ve gelecek haftalarda Galatasaray'ın değişikliğe gidebileceğini düşündüğüm konu şu. Galatasaray'da sağ bek pozisyonda hem oraya izlediğimde hem Kaan'ı işte son maçlarda gördüğümüzde bu oyuncular devamlı bu kanatta git gel yapamıyorlar. Bu kanatta e, bek gibi değil de biraz daha stoper gibi oynayan, biraz daha böyle burada kalıp burada oyun kuran, teknikleri iyi olan, sakin, soğukkanlı ve tecrübeli oyuncular hem oraya hem Kaan. Ama atletizmleri Kaan'ın zaten hiç yoktu. Atletizmi gençliğinde de yoktu. Oriye de gençliğindeki çok yüksek atletizmden uzaklaşmış, çok daha farklı bir oyuncu olmuş. Daha böyle topa basan, oyun kuran, aynı Kaan Ayhan gibi oynamaya başlayan bir oyuncuya dönüşmüş. Böyle olduğu zaman özellikle iç saha maçlarında Okan Hoca boyda da bunu çok istiyordu. Sol beklerinden de bunu devamlı istiyordu. Sürekli kanatların yanına bindirsin, çıksın istiyor bek oyuncuları. Fakat Oye ve Kaan o kadar gelemeyebilir. Özellikle mesela Kaan'ın Konya maçındaki sağ bek performansı çok iyiydi. Ama o yine 20-30 metreden uzak kestiği kaliteli ortalarla iyi görüldü. Daha sonra oynadığı e, maçlara baktığımız zaman mesela son Samsun maçı, daha önceki e, Gaziantep maçı vesaire, Onlarda gördüğümüz Kaan hücuma yeterince bindiremiyor, yeterince katkı sağlayamıyor. Ve iç sahada bek oyuncu sürekli kanada bindirsin oradaki varyasyonu sağlasın istersiniz. Mesela Ziyeh'in çok etkili oynadığı iç sahadaki Manchester United maçında saşaboy devamlı oraya bindirdi. Ziyeh içeri çekti hemen onu kaçırdı sıfıra indirdi. Böyle paslar attı. Ziye döndü Afrika Uluslar Kupası'ndan. İlerleyen haftalarda ilk 11'e yerleştiği maçlarda özellikle iç saha maçlarında arkasında Orie veya Kaan Ayhan gibi daha bekleyen e, oyun kurucu modelde beklerdense Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek oynayabileceğini düşünüyorum. İç sağ maçlarında eğer Berkan biraz daha sol bekliğe uyum sağlayabilirse veya Galatasaray son bir haftada bir sol bek transferi vesaire düşünürse ki ama düşündüğünü zannetmiyorum. Ee, Barış Alper'in sağ bek iç sağ maçlarında ee, Berkan'ın sol bek oynayabileceği maçlarda görebiliriz gibi geliyor. Deplasmanlarda da özellikle Samsun gibi Trabzon deplasmanı gibi deplasmanlarda da Barış Alper Ziyeh'ten de Tete'den de Kerem Aktürkoğlu veya Zaha'nın ikisinden bir tanesi bazen sağ açık oynuyor. Onlardan da daha etkili bir silah olduğunu düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe derbisinde Barış Alper önde oynayabilseydi, sol bekteki yokluktan sol bek oynamıştı. Önde oynayabilseydi Galatasaray'ın o derbiyi de kazanabileceğini düşünüyordum. Ee, bazı deplasmanlarda Barış'ın kanat hücum performansı değil Galatasaray'da ligde çok az oyuncuda sahip olabilen özelliklere sahip. O yüzden Barış'ı bazı deplasmanlarda da sağ önde göreceğiz diye düşünüyorum ama genelde de sol bek oynayacak gibi e, görünüyor. Onu söylemek istedim. Yani Oğurye ve Kaan idare edecekler muhtemelen ama bazı iç saha maçlarında Barış Alper'i de sağ bekte görmek lazım. Ama yine de Okan Hoca'nın da duyduğum kadarıyla Barış'ın sol bek performansından sağ beke göre çok daha memnun olduğuna dair bir şeyler duydum muhabirlerde. Son mesela Ümraniye maçından da hatırlıyoruz. Sağ bekte daha önce ilk geldiği zaman Okan Hoca onu bir hazırlık maçında da sağ bek oynatmıştı. O maçı da hatırladığımda sağ bek performansını ben de öyle. Yani bir yorumcu olarak da dışarıdan bir göz olarak da Barış'ın sol bek performansı sağ bek e göre çok daha iyi. Çünkü Barış e, sol ayağını daha kullanmakta zorlanıyor. Berkan'da da bu mesela bek oynadığında bu problem çıkıyor ortaya. Zayıf ayağından çok böyle şey yapmayan, oyun kurmada veya top kontrolünde çok kullanmayan oyuncular düz ayakla böyle bek oynadığında o, o zaman tek kulvara sıkıştırılabiliyor. Yani sağ ayağını kapattığı zaman içeriye çekemiyor merkeze. Tek yönlü kalıyor ve daha kolay sıkıştırılıyor. Barış solda oynadığında, sol bek oynadığında e, e, sağ ayağıyla içeriği de görebiliyor. O yüzden o kadar sıkıştıramıyorsunuz. Veya çizgiden de vurup gidebiliyor zaten dribbling kabiliyeti fiziği sayesinde olduğu için daha çift yönlü bir e, oyun e, oynayabiliyor sol bekte. O yüzden hani sağ bekliği biraz yine şüpheye düşürüyor beni. Şu ana kadar sol bek olarak fazlasıyla iyi performanslarını gördük. Sağ bek olarak henüz gördüğümüzü söyleyemem. Hani Ümraniye maçında yine de golünü attı iştahını ve yüksek performansını e, fizik gücünü göstermeye çalıştı. Ama sol bek kadar çıkmadı henüz. O yüzden bu Salı günkü, e, bugünkü yani şey maçında, kupa maçında da Barış Sabek, Berkan Solbek, e, Bandırma'ya karşı bir deneme yapabileceğini düşünüyorum. Ya Kazımcan Barış e, bir deneme yapabileceğini de düşünüyorum ayrıca. Şimdi son bölümde bir 12 yabancılı gelecek sezona dair neler yansır biraz buna da bir bakalım istiyorum. UEFA'nın yabancı e, düşüncesiyle TFF'ninki arasında fark var demiştim birçok oyuncu e, TFF'ye göre yerli statüsünde olacak tabii ki, senelerdir böyle. Galatasaray'ın TFF'ye göre e, şu anda mevcut kadrosunda 13 yabancı oyuncusu var. Hatta o yüzden transfer bitene kadar bir takviye, bir fırsat transferi daha olursa yapılabileceğini söylemişti Okan Hoca. Bunu da bekleyebiliriz. Gelecek sezona da çok fazla bu 12 yabancıya düşmesi Galatasaray'ı bozmayacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'a da baktım, Beşiktaş'ı da bozmayacak gibi. Bir ihtimal Fenerbahçe zorlanabilir gibi. Geliyor. Fenerbahçe'nin daha fazla total yabancısı var, ama onların da çıkabileceği oyuncular var. E, Türk Futbolunda bu ekonomik krizden dolayı bu 12'ye düşürme gerekiyor. Çünkü yedek kulübesinde hiç oynatmadığı kulüplerin ama para verdiği çok oyuncu var. Onlardan çıkılması e, gerekiyor. Mesela zaten çıkılacak gibi gözüken isimler var. Endombele gibi. Oriën'in e, zaten kiralık. Mertens zaten emekliye ayrılıyor. Ziyehin, e, Vinicius'un iyi performans verirse Galatasaray'da Batu Şuayi modelinde yedek, e, güçlü yedek, e, sonradan oyuna girdiği zaman fizik kalitesiyle fark yaratabilecek yedek modelinde kalabileceğini düşünüyorum. Muslera'nın da sözleşme sonra ama Muslera'nın da bir şekilde ikna edilip e, artı bir yıllık sözleşmelerle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda 13 ama Oriye Endombele, e, Mertens vesaire gittiğinde zaten 10 kalacak. Kiradan da dönebilecek yabancıları var tabii ki Galatasaray'ın. ve Rosla yeniden ya servisiyle gidip ya da kiralık olarak tekrar gönderileceklerini düşünüyorum. Leo Dubois'un dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Devre arası da dönmeliydi. Bence bu transfer döneminde, Ocak transfer döneminde Galatasaray kulübünün yaptığı bir yanlış bence Leo Dubois'u bir şekilde ikna edip döndürememek oldu. Leo Dubois çünkü ligimizin Sasha Boy ve Ferdi'den sonraki en formda bek oyuncusuydu. Hatta son Konya maçında ve İstanbul Spor maçında Başakşehir'de sol bek oynadı. Sol bek performansı da çok iyiydi. Asistini de yaptı. Oyun kurulumuna da yani Çağdaş Hoca'nın oyun anlayışına da çok iyi adapte olmuş. Merkeze sürekli girip oradan oyun kurma kabiliyetini de gösteriyor. Oyun zekasını, deneyimini, tecrübesini de gösteriyor. Bu kadar formda ve zaten kaliteli milli oyuncu bir oyuncunuz varken ve sizin oyuncunuzken 300-400-500 bin euronun neyse onun pazarlığının bu kadar dönmesi Ha, da çok dönmek istememiş Şadaş Hoca öyle diyor. Ama onu da anlayabiliyorum. Çünkü Galatasaray biraz ona haksızlık etti hakikaten. Yani geçen seneki şampiyonlukta bence iyi bir rolü vardı. Yaz döneminde biz Algris maçında böyle bir şey oldu. Endombele'yi alacağız, onu alacağız vesaire diye biraz apar topar gönderildi. Ee, bir şekilde Galatasaray'ın bence onu döndürmesi lazımdı. Gelecek sezonda kadroda olacağını düşünüyorum. Leo Dibuva'nın da. Zaniolo'nun durumuna tabi transfer dönemlerinde bakılacaktır. Ama Galatasaray'ın 12 yabancıya uyabilecek bir yerli kadrosu var. Bunu da sağlayabilmek için Abdülkerim Barcaççı'nın satılmaması, Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda tutulabiliyor olması, Barış Alper'in kadroda tutulabiliyor olması çok önemli. Bunların üçüne de teklif olacağına dair haberler çıktı Abdülkerim'e, Kerem Aktürkoğlu'na ve Barış Alper'e haberler çıktı. Abdülkerim yaşı gereği de zaten çok yüksek bonservis getirmeyecek bir oyuncu. Yaşı da 29 falan oldu. Onun bir kere kesin tutulması lazım. Kaptanlıklar ve uzun vadeli fikirlerle kalması lazım Galatasaray'da. Kerem veya Barış'tan da en az bir tanesi gelecek sezonda da kalmalı. Yani ikisi birden ayrılmamalı. Çünkü orada 12 yabancıya düştüğünüzde en az 10 tane de kaliteli yerliye sahip olmanız lazım kadronuzda. Şimdi mesela son olarak ona bakalım kadroda 10 tane kaliteli yerlisi var mı Galatasaray'ın diye. Bence Günay iyi bir yerli alternatifi. Burada Abdülkerim, Kerem Demirbay seni çok iyi bir 8 numara gelse bile Kerem Demirbay iyi bir 8 numara alternatifi orada. Onu da sayabiliriz. Barış Alper'i sayabiliyoruz. Zaten ilk 11'de 3 tane var Günay'ı 4 olarak ekleyelim. Kerem Aktürkoğlu'nu 5. olarak ekleyelim. Bu, bu, arada bu arada yedek kulübesinde olanlar ilk 11 vesaire onlara takılmayın. Onu genel kadroyu yazmak için Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11 olarak görüyorum. Yani yedek olarak görmüyorum. Ee, Günay'ı söyledim. Kerem Aktürkoğlu'nu söyledim. Ee, 5 oldu. Kan ee, Kaan Ayhan 6'yı sağlıyor. Berkan Kutlu bence iyi bir yedek. Solbek'i de iyice çözerse hem Solbek hem orta saha konusunda iyi bir yedek olabilir. 7 oluyor. E, bu 7'nin üzerine işte eklemeler lazım. Eyüp Aydın'ın gelişmesi ve iyi bir alternatif yerli olabileceğini göstermesi ve 8. oyuncu olması önemli. E, ona belki işte Rıdvan gibi oyuncu hala gerekli mesela. Rıdvan gelebilse o da bir yerli alternatif olarak 8. olabilir. Ama mesela Kazımcan henüz o 8. iyi yerliği henüz kanıtlamadı. Halil Dervişoğlu 8. 9. iyi yerli alternatifini henüz kanıtlamadı. Burada mesela Fenerbahçe'de Umut Nayır gibi bir oyuncu var mesela seneye gelecek ya da kulübesinde güçlü bir isim olabilecek 12 şeyde. Fenerbahçe'nin gönderdiği bütün yerliler Emre Mor mesela Karagümrük'te oynuyor. Umut Nayır Pendik'te oynuyor. Bartu bile Galatasaray altyapısından biliyorsunuz. O bile Sivas'ta ilk 11 başlamış. İşte Burak Kapacak oynuyor Sivas'ta falan hani kiralık oyuncuları devamlı oynuyor. Biraz daha yerliye dönüldüğünde gelecek sene oynayan oyuncu oynayabilecek. Ben Umut Yarı Galatasaray'ın yazın alması gerektiğini söyleme nedenim de biraz buydu. Yani her geçen sezon yerli oyuncunun önemi daha da artıyor ligimizde. Hem ekonomik krizden dolayı hem yabancı kuralı da destekledi. 12'ye yabancıya düşürmeden dolayı da desteklendi. Ama Galatasaray'ın da iyi 7 tane yerlisi var. O sayının böyle 10-12'ye çıkması, yani 3-4 tane daha yerlinin çıkması önemli. Bunu işte Eyüp gibi oyuncularınızı geliştirerek de, güçlendirerek de yapabilirsiniz. Halil, Eyüp vesaire gibi oyuncularınızı. Biraz Rıdvan gibi takviyelerle veya iyi yerli oyuncu takviyeleriyle de yapabilirsiniz. İşte Erencan Yardımcı mesela kendi altyapısından da Galatasaray'ın. O şey yapmadı. Dönebilecek isimler var Yunus Akgün vesaire gibi ama Yunus Akgün'ü Leicester'ın alacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da birkaç takviye ile yerli havuzunda güçlendirebileceğini düşünüyorum. Yani 7 tane sağlam yerli de hiç azımsanmayacak bir şey havuzu. Oraya 3-4 takviye ile Galatasaray'ın gelecek sezonda da güçlenebileceğini düşünüyorum. Bazı oyunculardan ayrılmasının da iyi geleceğini de düşünüyorum. Endombeleler vesaire. Onlar da zaten kiralıklar gidecek. Ee, yeni sezona daha böyle güçlenmiş, daha böyle kilolarını atmış, fazlalıklarını atmış, daha fit bir Galatasaray'la başlamak mümkün diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii Kadro Mühendisliği benim en sevdiğim programım. Ee, ona ayrıca e, beğenileriniz varsa, yorumlarınız varsa ekstra da bekliyorum. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Galatasaray'ın hangi pozisyonlara transfer ihtiyacı var veya hangi yerlileri e, bu bahsettiğim 3-4 tane yerli e, takviyesi yapabilir Anadolu'dan veya gurbetçi başka ülkelerden hangi oyuncuları transfer edebilir? Onları da yorumlarda birlikte paslaşalım, değerlendirelim istiyorum ayrıca. Dediğim gibi yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.